Kalbimdeki Türkiye'den selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Bu hafta neredeyiz? Şöyle diyeyim, tuzuyla meşhur. Hani memleketin tadı tuzu. Evet, Çankırı'dayız. Bu hafta sizlere Çankırı'dan sesleniyoruz. Çankırı'yı gezip dolaşacağız. Çankırı'da ne var ne yok size anlatacağız, göstereceğiz. Şimdi misafirlerimle siz şöyle bir tanışın. Ondan sonra gelin Çankırı'yı dolaşalım. Buyurun. Zeynep Ergin, 1997 İstanbul doğumlu, Hamburg'da yaşıyor, üniversite öğrencisi. Serkan Özbey, 2002 İstanbul doğumlu, Dortmund'da yaşıyor, üniversite öğrencisi. Evet, geldik misafirlerimizle tanışmaya. Karizmatik iki konuğum var, şimdi onlarla tanışacağız. Bakalım nereden gelmişler, nereye giderler efendim, ne iş yaparlar. Biz tanışalım, hem biz tanışalım hem siz tanışın. Böyle tanışmış olalım, sonra programımıza, gezimize başlayalım. Evet Zeynep, hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim abi, hoş. Zeynep Ergin ve Serkan Özbey bugün misafirlerim efendim, konuklarım. Zeynep Hamburg'dan geliyor değil mi? Doğuştan Hamburg'dan geliyorsun. Sen Dortmund'dan geliyorsun. Evet. Almanya Dortmund'dan geliyorsun. Evet. Evet, ikisi de Almanya'dan geldiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizi kırmadınız, geldiniz. Efendim, çok sağ olun, var olun. Biz gözlerimiz yollarda kalmıştı. Sizleri bekliyorduk. İyi ki de geldiniz. Peki, Zeynep seni tanıyarak başlayalım. Zeynep nerede yaşar, ne yapar, okur mu, çalışır mı, ne yer, ne içer? Zeynep'i bize bir anlat. Zeynep abi, ben işte Hamburg'da daha çok hobi olarak deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Öğrenciyim. Devam ediyor. Ama ara verdim biraz. Türkiye'ye geldim, gezmek istiyorum diye. İşte birkaç şehri gezdim. Şimdi programa katıldım. Burayı da geziyoruz beraber. Umarım çok güzel bir program olacak. Heyecanlanmıyoruz değil mi hiç? Yok canım. Yalnız Hamburg, Almanya'nın en güzel şehirlerinden birisi. Denize olan bir liman şehri. Şanslısın yani Hamburg. Ben de çok seviyorum deniz kenarında yürümeyi. Peki nerelisiniz Zeynep siz? Abi biz baba tarafı Kırklareli oluyor. Anne tarafı Karadeniz'de, Sinop'ta. Kırklareli. Evet. Hiç gidiyor musun Kırklareli'ye? Gittin mi? Bazen yaz zamanları gittik. Zeynep hoş geldin be ya diyorlar mı oraya gidince? Hoş bulduk be ya. Hoş bulduk be. Köyde adım Atice. Atice mi? Atice. Atice gelmiş. Babanın ismi ne? Nail. Nail'in kızı be ya. Atice bu. Konyalı Mehmet'in torunu. Öyle mi diyorlar? Öyle. Kaç kardeşsiniz siz? Biz üç kardeşiz. Ablam var. Bir erkek kardeşim var. Bir de ben varım diyorsun. Bir de ben varım. Peki. Serkan sen de hoş geldin. Teşekkür ederim abi, hoş sen buldum. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen gayet nasılsın? İyi görünüyorsun zaten. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, Almanya'da neler yapıyorsun, okuyor musun, çalışıyor musun? Ben Almanya'da hem okuyorum hem çalışıyorum. Çok güzel. Okuyorum, boş zamanlarımda da pizzacıda part time olarak çalışıyorum orada. Ne güzel, hem açlığımı çıkarıyorum diyorsun. Evet. Pizzacı mizacı açarız belki ileride. Güzel meslek çünkü değil mi? Evet. Meslek meslektir Zeynep. Yani bir pizza yapmayı öğrense değil mi? Böyle bir pizza ustası falan olsa. Benim mutfakla aram hiç yok. O yok yüzden mu? Ellerinizden öper mutfaklar. Hiç girmiyorsun orada. Nein. Ama yemeği seviyorum diyordun. Çok. Yemeği de pek seviyor gibi görünmüyorsun. Abi ben 3 kişilik 5 kişilik yerim bazen. Ya bu zayıf olanlar hep böyle oluyor. Yani yiyorlar yiyorlar, kilo almıyorlar. Biz hafif balık eti olanlar bu duruma çok sinirleniyorum. Abi sizde hiç yok ya. Bir konuk olsun böyle olsun. Bu arada Serkan sen nerelisin? Ben Malatyalıyım abi. Oley be, Malatya. Malatya'yı da çok severim. Ben Türkiye'nin her yerini çok seviyorum ama şöyle. Malatya kendi bölgesinde çok güzel işte. Kırklareli kendi bölgesinde güzel. Evet. Mutlu insanlar şehri. Bizim insanımızın olduğu her yer güzel ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama ben insanımızı çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Evet. Avrupa'da yaşıyorsunuz siz, orada da insanlarla ilişkileriniz var, arkadaşlıklarınız var. Avrupalı komşularınız var, arkadaşlarınız orası var. Orası burası gibi değil. Değil mi? Değil. Ya bunu hep duyuyoruz ya, Zeynep. Değil. Yani, değil ama gerçekten de. Değil mi? Değil. Hep ama bunu söylüyorlar. Hani tam orada arkadaşlarımız, dostlarımız var ama diyorlar. Ya burası gibi değil. Bir arkadan bu geliyor hep.
Orada daha çok insanlar yalnız. Biraz bireysel yaşıyorlar. Bireysel. Evet. Kültür farkı var zaten. Yani bizim arkadaşlık anlayışımız, komşuluk anlayışımız, misafirlik anlayışımız onlarınki farklı. Onların da kendine göre kültürleri var. Yani Türkiye'de de farklı şehirlere gittim. Hani herkes çok misafirperver. Biz yardım etmeyi seviyoruz. Mesela sokakta adres sorarsınız. Adres sorduğunuz adamdan kurtulmak için yarım saat uğraşabilirsiniz bu ülkede. Yani o size öyle bir tarif eder ki orayı. En sonunda hatta kolunuza girip götürebilir bile sizi oraya. Biz böyle bir ülkeyiz, böyle güzel bir ülkeyiz, güzel insanlarımız var. Evet, iki güzel misafirimle bugün Çankırı'yı gezeceğiz. Bakalım Çankırı'da ne var ne yok, hep beraber dolaşalım. Hadi buyurun siz de bizimle şöyle Çankırı'yı bir gezmeye gidelim. Çankırı'da gezdiniz, dolaştınız ama birazcık şehrin trafiğinden sıkıldınız. Ne yapacaksınız? Hemen Alpsarı köyüne geleceksiniz. Orada Alpsarı gölü var efendim. Gölü bulacaksınız. Şöyle oturacaksınız çardağınıza. Bir semaver söyleyeceksiniz. Bir demli çay. Zeynep, Serkan, ben bir muhabbet tutturacağız ondan sonra. Serkan'cığım çay içeriz değil mi? İçeriz abi. Şimdi biz burada gideceğiz, semaverimizi alacağız, güzel bir çay içeceğiz. Niye burada çay içiyoruz? Siz görün diye. Burada böyle bir göl var, Alpsarı Gölü. Siz de buraya geldiğinizde burada bir çay için. Bak burada minik köpekler var, tavşanlar var. Efendim hem onlarla oynar, onları sever, hem çayınızı içer, hem de muhabbetinizi edebilirsiniz. Gezdik, işte tavşanlarla birazcık sevemedik, elimizi alıp sevemedik ama köpüşleri elimize aldık, sevdik. Öyle güzeldi, güzel vakit geçirdik. Çardağı olsun, evler olsun, köpekler, tavşanlar olsun, her şey tam anlamıyla çok güzeldi. Günümüz çok güzel geçti. Evet, semaverimiz de geldi. Size güzel demli bir çay doldurayım arkadaşlar. Benimki açık olsun. Açık mı olsun? Açık lütfen. Peki. Muhabbet açmanın en iyi yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben muhabbet açmayı severim, bir de profesyonelim bu konuda. Bir fıkrayla açarsın muhabbeti. Yani bir fıkra anlatırsın, böyle herkes gülmekten böyle yıkılır. Öyle bir muhabbeti açarsın, ortamı yumuşatırsın. Ben de öyle başlayayım size, güzel bir fıkra anlatayım mı? Bekliyoruz. Evet. Olur. Şimdi Temel bir gün eczacı olmuş. Birisi gelmiş demiş ki, sinek ilacı var mı? Temel de demiş ki, sineğinizin nesi var? Sineğinizin demiş, nesi var? Sineğimizin nesi var? Evet demiş. Yani Temel hani sinek hani şey gibi, sinek hasta mı ki ilaç? Temel'den bahsediyordu fıkrada. Temel'in böceği hastalanmış. Markete değil, eczaneye gidiyor. Diyor ki, böcek ilacınız var mı? Eczacı Temel diyor ki, böceğinizin nesi var? Herhalde cins bir böcek mi anladı, ne anladı bilmiyorum. Ben biraz anlattım onu daha sonra. İzah ettim, çok güldüler. Siz görmediniz oraları. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Çok. Evet. Gelirseniz Çankırı'ya, buraya muhakkak uğruyorsunuz. Alpsarı Gölü'ne geliyorsunuz. Bu güzel tesiste yemeğinizi yiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, muhabbetinizi ediyorsunuz. Köpüşleri ondan sonra seviyorsunuz. Da, efendim? Köpüşleri seviyorsunuz. Ha, köpekleri de seviyorsunuz. Tavşanları da unutmayalım. Tavşanları da unutmuyoruz. Sonra ne yapıyorsunuz? Sonra buradan gittiğinizde herkese burayı anlatıyorsunuz. Herkes buradan haberdar oluyor. O yüzden efendim buraya geldiğiniz zaman burayı uğramayı unutmayın. Biz Çankırı'yı gezmeye devam ediyoruz. Çankırı'yı gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir yapının önündeyiz. Taş Mescit'teyiz. Nedir bu Taş Mescit? Ne zaman yapılmış? Kim yaptırmış? Hikayesi nedir? Erol Bayır hemen yanımda. Erol abi, buranın hikayesi nedir? Burası 1245 yılında zamanın Selçuklu hükümünde Alaaddin Kekbaş zamanında yapılmış bir yapı. O zamanın Atabey Cemalettin Ferruh tarafından yapılan yapı. Günümüze kadar gelmiştir. İki bölümden oluşmaktaydı. Darül Şifa ve Darül Hadis bölümü. Darül Şifa bölümü yıkılmış, günümüze gelmiş ama Darül Hadis bölümü hala dimdik ayakta. Halk arasında Taş Mescit adıyla bilinmekte. Çünkü taş mescidinin ilgi çekici olmasından dolayı halkımız buraya Taş Mescit demedi. Normalde burası Cemalettin Ferruh Darül Hadis'i
anlatılıyor. Ayetler falan çok güzel tedaviler yaptım zamanında. Yani o zamanın tıp fakültesi gibi bir şeydi. Darüşşifa. Yani hastalıkları. Evet, daha şöyle daha doktor yetiştiriyor evet, yani. Evet. Günümüzde işte Selçuklu zamanında yapılan eğitimlerine en önemli bir okul bence. Nereye gitsek böyle bir yer mutlaka var. Efendim, ecdat her gittiği yere muhakkak bir medrese, bir hamam, bir cami, bir mescit, bir çeşme muhakkak yapmış. Yani gittiği yerlere kültürünü, medeniyetini de götürmüş, insan yetiştirmeye çok önem vermiş. Burası da o yapılardan birisi. Şimdi Erol abiden hikayesini dinledik, bir de içeri bakalım içerisi nasılmış. Hadi buyurun. İçerisinde kapının düşük olması da benim ilgimi çok çekti. Mesela eğilerek giriyorduk. Mescidin içinde de bir tane mezar taşı vardı. O da çok dikkatimi çekti. Hücreleri, şadırvanı. Aynı zamanda bir de Mevlihanesi var burada. Yani burada sema da yapılabiliyor. Şöyle içeri bir bakalım. Bir de içeriği görelim bakalım nasılmış. Tavan işlemelerine, ahşap işçiliklerine dikkat edelim. Ahşaptan kubil olanlara gerçekten hayran kaldım. Ahşap bir bina nasıl o kadar seneler boyunca hiç hasar görmeden, hiçbir şey olmadan öyle sağlam kalabilir? Ben ona gerçekten çok şaşırdım. Her şehrin bir seyir tepesi vardır. Yani en yüksek noktası vardır. İnsanlar oraya çıkar, oradan şehri böyle yukarıdan seyrederler. Burada da bir seyir tepesi. Hayır, seyir terası var. Değil mi Zeynep? Perfect, gerçekten. Serkan'ın seyir terası var değil mi? Evet abi, evet. Seyir terası. Bizim bir seyir terasımız var. Yerden 20 metre yüksekliği var. Şehirden yüksekliği 100 metre falanmış. Yani şu anda yerden 20 metre yüksekliğiz. Aşağı, bütün Çankırı ayaklarımızın altında. Buranın özelliği ne? Ayağımızın altında beton yok. Ayağımızın altında tahta da yok. Ne var? Cam var. Aşağıya baktığınız zaman bir uçurum görüyorsunuz efendim. O yüzden ne kadar böyle neşeli, normal görünmeye çalışsam da şu anda biraz tırsıyorum yani. Biraz korkuyoruz yani. Serkan sen korkuyor musun? Yok abi. Serkan cengaver. Serkan'ın korktuğu yok. Zeynep zaten... Zeynep kaşa kaşa geldi. Zeynep zaten uçacak. Demek ki gençlik böyle bir şey. Efendim hakikaten aşağıya bakamıyorum şu anda. Çok yüksekteyiz ve bir camın üstündeyiz. Burası bir cam teras. Çankırı'yı tepeden görüyorsunuz ama bir cam terasının üstünde görüyorsunuz. Aşağıya bakınca hakikaten içiniz bir tuhaf oluyor. Havada duruyormuş gibisiniz. Her an düşecek gibi de hissedebilirsiniz. Ama her şeye rağmen çok zevkli. Geldiğiniz zaman mutlaka buraya gelin. Burada aşağı bir bakın ne demek istediğini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Zeynep de Serkan tadını çıkarıyor. Ben birazcık katlanıyorum. Yani korkuyorum çünkü. Bakalım mı arkadaşlar biraz manzaraya? Bakalım. Evet. Bakalım abi. Manzaraya bakalım. Bakalım ne varmış. Cam yere direkt atladım böyle seke seke gidiyorum. Herkes böyle tedirgin bassak mı basmasak mı? Öyle bir güzel macera oldu. Yükseklikten korkmadığım için ben de korkmadan gittim. Yönetmenimiz biraz gelemedi ama yardımcı olmayı da denedik. Gelmedi kendisi. Gelseydi güzel olurdu. Çok güzel bir yerdi. Çankırı resmen ayaklarımızın altındaydı. İletişim Müzesi'ni gezeceğiz hep beraber. Çok merak ediyorum. İçeride neler var? İletişim deyince aklınıza hemen telefon, bilgisayar falan gelmesin. İlk iletişimleri düşünün. Duman. Dumanla haberleşiyorlarmış. Tamtamlarla, davullarla. İşte ta oradan başlayıp bugüne kadar nasıl geldiğimizi müzemizde göreceğiz.
bizi ne bekliyor, ne karşılıyor? Bu müzenin hikayesini Nazmiye Çelik hanımefendi yanımızda. Kendisi müze görevlisi. Kendisinden dinleyelim. Nazmiye Hanım, burası bize ne anlatıyor? Bu müzede biz iletişimin tarihçesini anlatıyoruz. Eskiden insanlar iletişimi nasıl yapıyorlar, günümüze kadar nasıl, o süreci, kronolojiyi bu müzede görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz iletişim araçlarından bazıları. Şimdi insanlar kendi seslerini belli noktaya kadar duyurmaya çalışıyorlar. Duyuramadıklarından dolayı davul, tamtam, hayvan boynuzları, işte tüllerin üzerinde görmüş olduğunuz dumanlı iletişim ve uzak mesafelerde posta güvercinlerini kullanmışlar. Bunları kullanmışlar ve kullanmaya da devam etmişler. Günümüzde de hala devam ediyor. Eskiden dumanla haberleşiyorlarmış. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani bir dumanla nasıl haberleşilir? Davulla haberleşiyorlarmış. Yani bir sesle iletişim kuruyorlarmış. İnsanlar böyle sesi bir yere kadar gidiyor. Artık sesin ulaşmadığı yeri böyle davulu böyle vura vura işte borularla haber gönderiyorlarmış yani. Her bir borunun farklı anlamı. Her bir davul vurmasının farklı bir anlamı. İşte savaş mı çıkacak, barış mı olacak gibi gibi. Burada kağıdın gelişimini görüyorsunuz. Tabii kağıt Çinliler tarafından bulundu. Ama kağıt bulunmadan önce çeşitli materyaller üzerine yazılarını ifa etmiş insanoğlu. Yazı kağıttan önce bulundu. Önce evet. Değil mi? Tabletlere yazıyorlardı. Evet. İnsanoğlu doğada bulduğu materyalleri yazılarını ifa etmek için kullanmışlar ki kil tabletlerde taşlar, yapraklar bunun bir örneğidir. Aa, bitkileri de yazmışlar. Tabii derileri de kullanmışlar, bitkileri de kullanmışlar. Taşın üzerinde kazmışlar. Evet, yazı kağıt demişken burada eski gazeteler görüyoruz, evet, Nazmiye Hanım. Bunlar Çankırı gazeteleri bölümümüzdür. Çankırı'da basılan haberleri görmektesiniz. Ha, yerel gazete, buranın evet, yerel gazetesi. Gazetedir, tarihi? 1928'lerden günümüze kadar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'lerin gazeteleri burada mevcuttur. Radyolara dedik ve radyolara geldik Nazmiye Hanım. Burada enteresan bir radyo görüyorum. Bunların hikayesi nedir? Şimdi envanterimizdeki en eski tarihli radyomuz bu görmüş olduğunuz radyodur. Bu radyonun özelliği askeriyenin kullanım amacı için yapılmış olan bir radyodur. İletişim ve istihbarat amaçlı kullanılmış. He. Diğerlerini halk kullanmış ama bunu sadece askeriler. Bu da mı 28'lerden falan kalma? 1923. Evet, 1923 yılına ait. O yüzden bizim envanterimizdeki en eski tarihli radyomuz bu görmüş olduğumuz radyodur. Bir de buradaki bütün radyolar çalışır vaziyette değil mi? Hepsi çalışıyor ve görmüş olduğunuz radyolar lambalı radyodur. Gezdik dolaştık Serkan, Zeynep, bir sürü güzel radyo gördük değil mi? Evet. Bir tane de radyo burada var fakat bu radyonun bir özelliği var. Ne biliyor musunuz? Hayır. Zeynep. Ben burada okudum. Bu radyo sihirli. Evet. Biliyor muydun? Bak. Hayır, zararıyor müzik aleti. Tereminmiş bu. Acayip enteresan bir şey. Notası da var. Bak aşağıda bas sesler, yukarıda tizler sizi algılıyor ve burada müzik yapabilirsin. Radyo böyle elinizi yaklaştırdığınız zaman ses veriyor. Ne kadar aşağıdan tutarsanız elinizi bas, yükseldikçe de tize çıkıyordu. İletişimin tarihini çok güzel özetlemişler. Davullardan telgrafa kadar gelmiş, gelen bir macerayı, şimdi uydulara kadar giden bir macera. Burada size çok güzel, çok estetik bir şekilde özetlemişler. Siz de mutlaka buraya gelin. Şimdi gezdik dolaştık ya. Acıktı çocuklar bir de bir taraftan. Fakat önce bunları yemeden önce ne yediğimizi bir bilelim Zeynep, Serkan. Evet abi. Şimdi Gülay abla bize bunu anlatsın. Gülay Pirinç efendim kendisi şefimiz. Bize anlatsın Gülay abla bunları. Bunlar nedir? Ne yiyeceğiz? Bize bir anlatır mısınız Gülay ablacığım? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz Çankırı'mıza.
Sarımsaklı etimiz yöresel et yemeğimiz. Erişte ceviz ve peynirli olmak üzere erişte makarnamız. Hamili tatlısı, tutma çorbası, ehli bilir, yumurta tatlısı, yazma çöreği ve muskamız. Evet. Ekmekten muskalarımız. Şu kurabiyenin adı mı ehli bilir? Ehli bilir, evet. Bunu herkes yapamıyor falan mı? Tutması biraz sıkıntılı olduğu için evet herkes ehli yapabiliyor diyelim. O şekilde. Bunlar coğrafi işaretim. Buraya ait evet yemekler. Evet. Şu sarımsaklı et. Sarımsaklı et. Bir de burada kızılcık güzel bir... Kızılcık ekşimiz var. Kızılcık şerbeti mi o şimdi? Evet. Ekşi mi o, tatlı kızılcık, mı? Kızılcık iki kez kaynatıp suyunu süzüp o şekilde ekşi olarak yani... Şeker yok şerbet içinde. Çok az. Çok hani, az var. Koyulabilir. Ekşi gibi böyle normalde, kızılcık ekşisi. Aynen kızılcık ekşisi. Şimdi gezdik dolaştık yorulduk değil mi arkadaşlar? Biraz. Acıktık da. Az bir şey. O zaman ne yapacağız? Hadi yiyelim. Yok, yemeyeceğiz. Niye yemeyeceğiz biliyor musunuz? Neden? Şimdi bunlar tamam. Fakat başka bir yemeğimiz daha var. Eğer burada sabrederseniz, burada çok yemezseniz, sabrederseniz size bir sürprizim var. Kabul mü? Kabul abi. Kabul mü? Bizim de canımız çekiyor. Ben zaten hemen acıkan bir insanım. Kahvaltı yaptıktan sonra ikinci kahvaltı yapıyorum. İşte hadi yiyelim, hadi yiyelim derken böyle ne zaman yiyeceğiz? Sabırsızım. Recep abi dedi ki durun. Daha değil. Size bir sürprizim var. Recep abi dedik, acıktık. Çankırı'nın yöresel yemeklerini tanıdık, öğrendik. Tatlıları olsun, ana yemeği olsun, ekmeği olsun. Recep abinin bize hazırlamış olduğu bir sürpriz vardı. Sürprizi merak ettik. Güler Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yapanların da ellerine sağlık. Evet, ama şimdiden sürprizimiz biraz sonra Serkan'la Zeynep'i acayip bir yere götüreceğim ve acayip bir şey yedireceğim onlara. Bizden ayrılmayın. Recep abi. Hı. Sen dedin ya sürpriz yemek var diye. Ne zaman gelecek? Zeynep. Efendim abi. Seni bugün doyuramadık biz. Zeynep nasıl bu kadar iyi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Servet'ciğim. Nasılsın? Çok teşekkür ederiz. Çankırı'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyidir. Çankırı'da işte. Servet Usta'yı tanıyor musunuz? Meşhur şefimiz Servet Usta. Tanışacağız. Evet. Servet Usta bunlar benim misafirlerim. Evet. Hoş geldiniz. Yurt dışından geldiler. Evet. Size bir sürprizim var dedim. Evet. Şimdi beni zorlayıp duruyor. Sürprizine çok acıktık diye. Sürprizimiz gerçek manada burada. Çankırı'nın yöresel insanlar tarafından çok tercih edilen bir ürünü size ikram edeceğiz. Sürpriz. Birazcık sabredeceksiniz. Hazır mı sürprizimiz Servet Usta? Evet, hazır sürprizimiz getiriyoruz. O zaman bekleyin Servet Usta. Sabırsızlıkla bekliyoruz usta. Sürprizimiz gelsin o zaman evet. Servet Usta. Ben zaten kurt gibi açıyorum. Evet. Sürprizimiz geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yana yana geliyor. Açık mı iyiydi? Evet. Duman üstünde derler ya, bu alevi üstünde. Değil mi Servet Usta? Evet. Bak alevi bakalım. Üstünde, alevi üstünde. İçinden ne çıkacak bakalım. Tuzda kuzu. Sadece bu bölgeye özel. Çankırı'nın kaya tuzuyla yapılır. Neymiş arkadaşlar? Tuzda kuzu. Bu bölgeye özel Çankırı'nın tuzunda yapılan kuzu. Tuzda evet, kuzu. Tuzda kuzu. Tuzda kuzu. Aldık, et düştü. Öyle bir lezzetliydi ki tarif edemem. Gelip yemeniz lazım. Tek kelimeyle hakkını vermiş. Muhteşem olmuş. Harika olmuş. Bakın Çankırı'ya geldiğinizde mutlaka tuzda kuzu isteyin. Harika yapıyorlar. Buranın kuzusu da başka. Eti başka, pişirmesi bambaşka. Yani A'dan Z'ye 10 numara olmuş. Muhakkak deneyin. Geldiğiniz zaman muhakkak tuzda kuzu yiyin. Evet, Tuz Şehri Çankırı'yı gezmeye devam ediyoruz. Niye Tuz Şehri? Çünkü burada dağ, taş, tuz, kaya tuzu.
Burası da bir tuz mağarası. Şimdi tuz mağarasını gezeceğiz. Bu çocuklar hayatlarında tuz mağarası görmemişler. Dedim ki ahir ömürlerinde tuz mağarası görmeden gitmesinler. Zeynep tuz mağarası görüp gidip anlatacaksın. İyi tetkik et buraları, iyi dolaş, tamam mı? Tamam. Daha önce hiç mağara gördün mü? Daha önce mağara anca böyle yolda giderken uzaktan. Evet, tarihte uzaktan giderken mağara gören tek insan Zeynep. şimdi yakından göstereceğiz inşallah. Serkan sen mağara gördün mü daha önce? Evet abi, ben Tekirdağ'da Hira mağarasını gezdim. Evet. Hepimiz mağara görmüşüz ama tuz mağarası hiç görmemiştik. İlk defa tuz mağarası göreceğiz. Burada her yer tuz, yer tuz, duvarlar tuz, tavan tuz. Yani bu mağara tuzdan oluşuyor. 18 bin metrekare kapalı alan bu tuz mağarası. Efendim şimdi hep beraber tuz mağarasını gezeceğiz. Siz de bizimle beraber gelin bakalım tuz mağarası nasıl bir yermiş. Net söylüyorum ve çok samimi söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem mağara, yeraltı mağarası. İnanılmaz bir yer burası. Mutlaka gezin. Yani girdiğiniz zaman bana hak vermemeniz mümkün değil. Gelip gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki biz bugüne kadar buraya niye gelmemişiz? Muhteşem bir mağara. Yanımda Dilek Hanım var. Dilek Delice buranın sorumlularından. Biraz buranın hikayesini ondan dinleyeceğim. Bir özet geçeceğiz. Sonra mağarayı birazını yani belki de %1'ini göreceksiniz. O size bir fikir verecek. Dilek Hanım, buranın hikayesini bir anlatır mısınız bize? Evet, burası Hititler döneminden itibaren 5000 yıllık aktif bir şekilde işletilmiş bir alan. Yeraltı tuz şehri olarak geçiyor. Astım, nefes darlığı, bronşit, KOAH gibi birçok hastalığa faydası olan bir yer. Peki ne var içeride? Biz buraya geldiğimiz zaman ne göreceğiz içeride? Şöyle, içeride heykellerimiz var. Tuzdan heykeller. Tuzdan heykellerimiz var. Akabininde yine meşhur eşeğimiz var. Eşeğimiz de yine buradaki, yine yanında akabinde tavşan. Buradaki sergilenmesindeki amaç da tuzun koruyuculuğunu anlatmak. Buraya tuz taşımak amaçlı getirilen eşek, işte arka sağ ayağını kırmasından ötürü canlı canlı burada kaderini terk ediliyor. Ve ilk bulunduğu zaman tamamen orijinal, tüyleri üzerinde. İşte hiç bozulmamış. Bozulma olmamış halde bulunuyor. Fakat bir televizyon programına konu olduktan sonra Ankara'da müzeye kaldırılıyor eşek. Fakat içerisindeki buradaki atmosfer olmadığı için ister istemez dökülmeler, bükülmeler oluşuyor ve akabinde tekrar geri getiriyorlar buraya. Yani buranın böyle bir koruyucu özelliği de var. Tabii, tuz mağarası olduğunu. Tuz zaten gibi. Buradaki dediğim gibi olay tuzun koruyuculuğunu anlatmak. Hani ilk başta çocuklar doğduğunda teri kokmasın diye tuzlarlar. Ya da işte Kurban Bayramı'nda derileri tuzlarız. Ki işte bu tuz hayatımızda önemli bir yere sahip. Dolayısıyla burada da bunu sergiliyoruz. Efendim bu mağarayı mutlaka görün. Sırf bunun için Çankırı'ya gelinir mi? Tabii ki gelinir. Dünyanın neresinde olursanız olun, bu yayını seyrettikten sonra, bu görüntüleri gördükten sonra muhakkak buraya geleceksiniz zaten. Hepinizi Çankırı'ya, tuz mağarasında bekliyoruz. Görmüş olduğum heykeller çok dikkatimi çekti. Çünkü tuzdan yapılmış bir heykel. Onun haricinde hayvanların tuz heykelleri vardı. Çok güzeldi. Hepsini birer birer gezdik. İşte heykeller var. Heykel tıraşlarını hazırladı. Burada bir işte tuz çeken bir eşek ölmüş. Ve onu burada bırakmışlar. Bu zalimlik ama buranın atmosferi sayesinde eşeğin bir tüyü dahi zarar görmeden kalmış. Çok ilginç bir şey aslında. Herkesin bir gelip yakından görmesi lazım bence. Evet, tuz mağaramızı da gezdik, Çankırı'yı da gezdik, dolaştık. Size birazcık özetini gösterdik buraların. Dediğim gibi tuz mağarasının bir kısmını gördünüz. Hepsini daha gelince görmeniz için size bıraktık. Efendim, bu hafta da programın sonuna geldik. Şimdi Zeynep'e de Serkan'a da huzurlarınızda önce bir teşekkür ediyorum. Siz de Zeynep ve Serkan gibi bu programa konuk olmak, misafir olmak isterseniz aşağıda numaralarımız, iletişimlerimiz var. Oradan bize ulaşıp siz de bizimle gezip dolaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bakalım haftaya nerede, nasıl bir macerayla birlikte olacağız? Haftaya görüşünceye dek hepiniz kendinize ve etrafınıza göre çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Görüşürüz.